Kaldığınız asansör ya. Bugün az önce tam asansör indiğinde elektrikler kesildi. Yani bu ray oynuyor olmasaydı ben buradan rahatlıkla çıkamayacaktım. Zaten iki gündür de gecenin üçünde elektrik kesildi. Yani saat şu anda tam olarak kaç bilmiyorum ama yaklaşık bir 10 dakika önce saat 4.40, 4.30 gibi ben asansörde elektrik kesintisi sebebiyle kaldım. Sonrasında dışarıdan Allah razı olsun komşularımız yardımcı oldular ama az çok açıktı zaten kapı. Kapı açık olduğu için de elimle ittirince bir arama yaptıktan sonra da yönetime ulaşamadılar. Ben de birazcık zorlayayım dedim. Elimle ittirince çıkabildiğimi fark ettim. Sonra herhangi bir şey yapmadan evime girdim. Efendim, bekledim yani. Elektrik kesintisi var sanırım binanızda. Evet, yaklaşık olarak iki gündür saat 3 gibi bir elektrik kesintisi yaşanıyor. Bugün de sabah 7.30'da elektrik kesintisi olmuş. Ben de ailemden öğrendim. Bazı cihazlarda da zarar var mı yok mu emin olamıyorum. Şu anda kontrol de edemiyoruz. Bozulan var mı apartmanın cihazları? Bildiğim kadarıyla apartmanda bozulan varmış. Ama ben kendim tabii görmedim. Sadece duydum. Şimdi bu site sakiniyiz. Elektriklerde aşağı yukarı bir haftadır gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Birçok kombilerde, beyaz eşyalarda arızalanma oluyor. Bilgisayarlarımız, laptoplarımız yanıyor, telefonlarımız yanıyor. Bu yüzden yetkililerden bunun çözümüyle alakalı... Sık olur mu efendim? Sık oluyor, evet. Yani aşağı yukarı bir haftadır özellikle sık sık gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Yani o şekilde asansörlerimiz... kalanlar oluyor içerisinde. O şekilde bir sıkıntı oluyor. Yani çünkü elektrik gittiği gibi asansörler kilitleniyor. Bütün çözüm istiyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa yetkililerden yapılmasını arz ediyoruz. Aynen, uzun yıllardır enerji kısıtlaması kesilmesi konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani asansörde kalanlar işte nedir? Geçen bir arkadaşın kombisi arızalandı. Madde hasarlara yol açılıyor. İşte nedir? Evet. BEDAŞ sorunun çözülmesiyle alakalı çalışmalar devam edildiğini fakat herhangi bir çözüme kavuşturulmadı yani uzun yıllar böyle sıkıntılar devam etmekte. Özellikle aynı şekilde evet bir haftadır bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani İhlas Marmara Evleri ikinci kısım hatta bu bölge olarak maalesef